Merhaba, Angelika Akbar'la Sesler programında müziğe, sanata ve hayata dokunmaya devam ediyoruz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum var, heykeltıraş, oyuncu Arzum Onan. Ama önce notalarla sizlere merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz. Angelika Akbar'la Sesler programında bugün heykeltıraş, oyuncu ve tüm Türkiye'nin çok sevdiği bir insan var. Ve çok da güzel bir kadın, Arzum Onan. Sevgili Arzum, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum bunca yoğunluklar arasında gelebildiğiniz için. Gerçekten sizi Türkiye uzun yıllardır çok iyi bir oyuncu, fotomodel olarak biliyordu. Ve son, aslında ben de öyle tanıdım sizi ama son 15 senedir başka bir çizginiz oluştu hayatınızda. Evet. O da farklı bir yönünüzü ortaya çıktı, farklı bir zenginliğinizi. Anlatır mısınız? Heykeltıraş hikayesi hayatınıza nasıl girdi? Aslında plastik sanatlara hep ilgim vardı. Oldum olası hep çok sevdim. Küçüklüğümden beri. Yeteneğim var mıydı yok muydu bilmiyorum. Ama kendimi ifade etme biçiminde buna çok küçük yaşlarda farkında olmuyorsunuz ama büyüdükçe daha farklı şekilde, daha zengin bir şekilde ifade etme ihtiyacı duyuyor. Bunu siz de çok iyi anlarsınız zaten. O şekilde başladı rahmetli İrfan Korkmazlar'la birlikte. İşte son 13 senedir de Yunus Tonkuş'la devam eden bir heykel yolculuğum var. Bu dirsek temasını da önemsiyorum. Evet, tabii. Dolayısıyla duygularımı ifade etme biçimi benim evet. için. Peki siz daha önce Türkiye güzeli, sonra Avrupa güzeli seçildiniz ve gerçekten olağanüstü, bakın konuşamadım, olağanüstü güzelsiniz ve çok zarifsiniz. Fakat onun yanı sıra röportajlarınızda duydum ki diyordunuz ki kendi içinizde, ben sadece güzel değilim,
Bende başka yeteneklerim de var ve ben onlarla da konuşmak istiyorum ve şu anda heykelleri yapmak bir yandan da sizin o özünüzde, derinliklerde olan başka bir yeteneğinizi ve güzelliğinizi ortaya çıkartıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben heykelleri yaparken aslında bu kişiliğimle biraz arkada kalmayı tercih ediyorum. Nasıl bir süreç bu ve nasıl bir duygu? Yani evet, mankenlikle başladım, güzellik yarışmalarına katıldım, güzel tecrübeler elde ettim. Ama tabii yaş ilerledikçe aslında güzellik bir yetenek değil. Kaldı ki de göreceli bir şey zaten. Dolayısıyla hep evet bunu ifade etme ihtiyacı duydum. Ben sadece güzel bir kadın değilim. Heybemde başka şeylerim de var. Yani yeteneklerim olabilir, cümlelerim olabilir. Evet. Ve dolayısıyla insanlarla bu şekilde buluşmak ve kendini ifade etmek sadece güzel bir kadın olarak değil, içi dolu. Çünkü güzellik aslında yaptıklarınız ve söylediklerinizden çok da bağımsız bir şey değil. Doğrudur. Çok güzel bir kadındır. Ama sadece güzeldir ve aslında hiçbir şey ifade etmez. Onun için bu gerçekten içi dolu olduğu zaman anlamlı bir bütünlük, dediğiniz gibi. Peki sizin en son yaptığınız çalışma ve serginizin ismi de Kadınla ilgili. Evet. Siz kadınlığı ve kadının dünyadaki duruşunu, rolünü irdeliyorsunuz bu çalışmayla. Dünyaya tam olarak nasıl bir mesaj vermeye hedeflediniz bu sergiyle? Ne anlatıyor? Yani aslında dediğiniz gibi bu bölgesel bir sorundan da ziyade küresel bir sorun. Aslında mesajdan ziyade içselleştirebildiğim bütün duygularımı yansıtmaya çalıştım. İçinde cumartesi annesinden çocuk geline yaptığım heykeller de var. Keza şehirli okumuş bir kadından Anadolu'nun işte, üretimin içinde karnında çocuğu, sırtında küfesi bir yani Anadolu kadınını da temsil ettiğim düvenlerden yapmış olduğum çalışmalar var. Hayalini kurduğum kadınlar var. Yani aslında biraz kendi dünyamdan ve kendi bakış açımdan yansıtmaya çalıştığım kadınlarım var. Hayatlarına dokunduğum, gözyaşlarına dokunduğum. Daha çok kadının bu hayatta yaşadığı problemleri mi yansıtıyorsunuz, yoksa her türlü hallerini, sevgi, aşk, neşe, yoksa daha çok yine de böyle sosyal sorumluluğun getirdiği bir duygu da mı var orada dile getirmek istediğiniz? İşte aslında her şey, yani yaklaşık 33 parça işim vardı ve bu 33 tane heykel kendi içinde bir dünyası var. Demin saydığım gibi, yani çeşitli yerlerden, çeşitli yaşamlardan, acılardan, güçlerden, özlemlerden, o çeşitliliği önemsiyorum. Çok. Aynı şekilde şey olarak da önemsiyorum. Malzeme çeşitliliği olarak evet, da önemsiyorum. Evet, ona zaten gelmek istiyorum. O da çünkü şey bir şey, yaratmış olduğunuz form içinizdeki duyguyla buluştuğunda ve üstelik bu doğru formla buluştuğunda çok daha insana geçen bir etkisi olduğuna inanıyorum. O yüzden de birçok materyal kullandım. Evet, materyal çeşitliliği çok olduğu gibi bazıları onlardan anladığım kadarıyla bir kadın için hele çok tehlikeli ve zorlu şeyler. Mesela çok üzüldüm, iki parmağınız sakat olduğunu söylediniz, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Neler yapıyorsunuz ve gece gündüz buna rağmen çalışıyorsunuz. Nasıl süreç ve nasıl işlem bunlar?
Valla deli işi diyeyim ben. Yani bu kadar çok sevilmese yapılacak bir şey. Ya, bu her iş için belki evet, de geçerli tabii. Elbette ama yüzümü de yaktım. Öyle. Neyse, is kalmadı Allah'tan. Parmakları çok rahat kullanamıyorum, iki tanesini falan, ama tabii şey... sadece çamurdan çalışmıyorum işte. Tabii. Kaynak işler de yapıyorum. Evet, bu kaynak yüzümü, mesele. Yüzümü yakma sebebim şeydi. İlk defa kaynak deniyorum. Ve kendimce de işte yüzümü, gözlerimi, özellikle gözlerimi koruyorum. Ve işte çok bir maske de taktım. Ama sadece şu kısmı korumuşum. Ve tabii cehalet... Kaynağın vermiş olduğu ısıdan kaynaklı bir yanık oldu. Yani o kıvılcımların sıçraması değil. Su kademe kademe bir sıcaklık hissediyorum, hafif gerginlik ama hissediyorum. Ama da kendinizi falan. İşe verdiğiniz için. Ama şöyle için... şu kısım dışında böyle hafif bir kızarıklık, morluk ve sonra zamanla kahverengi geçen bir renk geçti. Çok şükür. Hiç kimse bu formdan işte kaynak yaparken, metalli severken falan demediği Beklenmez. İçin bir gün ormanda yürüyorum, bir arkadaşımla karşılaştım, hatta çok güleriz hala bunu anlattığımda. Ne oldu yüzüne dedi, işte kaynak yaparken oldu dedim. Yani saçına kaynak yaparken nasıl böyle bir şey olabiliyor yüzüne dedi. Yani kaynağı saç kaynağı. Öyle yani zannettim. Çünkü ancak öyle bir form olabilir ya. O yakıştıranlar ancak olsa. Yok dedim, olsa. Öyle değil ben. Hani saç işte, kaynağı değil. Elektrotlarla metal kaynatırken ne oldu? Neyse, tecrübe. Sonra evet. Bayağı Transformers gibi maskem var. Peki artık. Kıyafet de ona göre. İşçi güvenliği, iş güvenliği önemli diyerek burada. Ay çok merak ettim. Eşiniz ne demiş buna, bu o valla şart mıydı dedi tabii başta. Evet. Ama tabii sonra ortaya çıkan işler ve benim sevgim, ilgim, verdiğim mesai ve özveriyi görünce o da tabii. Bulunduğu yerden hani gurur da duymakla birlikte. Ama o dönem çok söylenmedi değil tabii. Mutlaka tabii ki. Tecrübe. Tabii ki. Benim dikkatimi şu çekti. Bu çok güzel bir şey. Yani siz tek materyalle yolunuzu şöyle bir devam edip rahat rahat durmaktansa her seçtiğiniz konuya göre materyal seçiyorsunuz. Yani tabii. O duyguları o materyal en iyi geçirir diye tabii. Maddeyi ona göre büküyorsunuz evet. Diyelim. Evet. Bu çok mühim bir şey ve aslında bence ki herkesin yaptığı, tercih ettiği bir yol değil. Çünkü aynı malzemede kalıp tabii. onlarla oynamak ve o tabii. işi icra etmek çok daha kolay, güvenli, sakin güvenli değil mi? Onlar, evet tabii. Ve rutin. Ama bu her zaman arayış ve çok tabii. zorlu bir yol değil mi? Bir de materyali de tanıyorsunuz tabii. Evet. Şimdi ahşabın yolu başka, taşın yolu başka. Onunla kavga etmemek lazım, suyuna gitmek lazım. Bravo. Hani dolayısıyla o zaten çok evet zor evet. Ama bir o kadar da keyifli. Tabii ki şeyi seviyorum hani çalışmak. Daha rahat ettiğim materyaller var. Çamur, bal mumu, evet. Kaynak. Bunlar çok daha kolay malzemeler kaynak benim için. Artık kolay malzeme kolay kategorisi. Yüzü yaktıktan sonra kolay artık. Ya. Ama tabii bir taşı yontmak ve taşı yani bir kütle içinden formu çıkarmak evet. O hem ciddi bir zaman hem de sebat isteyen bir şey, sabır gerektiren bir şey. Müthiş, evet. Sabretmeyi de öğretiyor size çünkü. Tabii. Müthiş bir yolculuk. Evet. Peki, gözlemlediğim kadarıyla çok sakin, sessizliği seven, tercih eden bir kişiliğiniz var. Ve konuları sanıyorum ki, belki yanılıyorum, bu şekilde ele alıyorsunuz. Sakin bir şekilde. Konsantrasyon bence bu anlamda daha da yüksek oluyor. Mesela sizi heykelleri yaparken bu yolculukta besleyen başka sanat dallarını nasıl
irdeliyorsunuz? Onlar sizi nasıl besliyor? Mesela belki felsefe, belki başka güzel sanatlar dalları ya da müzik. O iç içeliği, bence yani o yolculukları sürekli yapan birisiniz. Evet. Onun için merak ediyorum. Tabii heykelde belli bir yol kat ettikten sonra sanatın bütün alanlarına olan ilgim, onlar da kendi içinde artmaya başladı. İlgi alanlarım çoğaldı. Resme daha farklı bakıyorum. Keza işte sanat tarihi ya da mimari, hani çok özellikle ders anlamında. Çünkü öğrenci ruhum da var benim. Evet. Hiç kaybetmediğim. Bu çok güzel bir şey. İlgi duyduğum her alanda böyle sırt çantamı takıp gidip öğrenesim var. Bunlar hani daha çok kendi içimde okuduğum, işte araştırdığım. Çünkü öğrenmeyi de seviyorum. Çok güzel. Böyle o, sakin, huzurlu bir şekilde sanki böyle bir uzanmanız var diye ben hissediyorum. Çok besleyici bir şeydir o. Besleyici bir şey. Tabii hani hep çok sakin olarak görünüyorum, doğru, ama yani neticede insana dair her tür duyguyu da barındırıyorum tabii. Sonuçta insanız. Evet. Ama o öğrenci ruhum hep var. Yani ben özellikle onu demek istiyorum. Evet. Çünkü bir şey öğrenmek için gerçekten oraya odaklanmak gerekiyor. Bunun için tabii bir sükunet, bir huzurlu bir adacık lazım. O anda, doğru, en azından o neyse onun kapısından geçebilmek için. Herkes bunu yapamayabilir. Çünkü çok merak alanları olan bir sürü insan var ama zıplayarak, doğru, hiçbir şey alamıyor. Ama sizin ruhunuz bence onları böyle bir güzel güzel özümsüyor ve tasnif ediyor, doğru, kendi içinde. Yapısal olarak da buna uygunum herhalde. Evet. Çünkü 15 sene heykel sanatı içinde gerçekten tırnak içinde hobi. Yani çok hobi olarak başlamadı, evet, daha ilk sohbetimizin başında dediğim sebeplerden. Ama hep onu söylüyorum, hep de söyleyeceğim. Tarihin en zor sanat dalı olarak gösterdiği sanat heykel. Dolayısıyla bu zorluk içinde gene tırnak içinde mücadele ederken diğer sanat dallarından beslenmek zaten heykeli de aynı zamanda besliyor. Evet, tabii. Gerekli de bir anlamda. Mutlaka, doğrudur. Peki şunu merak ediyorum. Sizin eşiniz, o da Türkiye'nin önemli oyunculardan biri. Acaba sizin oyunculuk hayatınızda birbirinizi nasıl etkiliyorsunuz? Sizin ondan aldığınız, tecrübe edindiğiniz şeyler, onun sizden öğrendikleri belli şeyler herhalde mutlaka var ama hani fark ettiğiniz budur dediğiniz var mı? Ben oyunculuğa Mehmet'le başladım zaten. Benim ondan önce bir oyunculuk deneyimim hiç olmadı. Ve yıllarla birlikte çalıştık. Dolayısıyla onun benden öğrendiği bir şey olduğunu zannetmiyorum ama benim ondan öğrendiğim çok şey var zaten. Onun setteki duruşu, partneriyle kurduğu diyalog, kamera önü ya da arkası, evet, çok kıymetlidir. Ne güzel. İşine verdiği önem, insanlarla kurduğu iletişim, gerçekten ortaya çıkan iş kadar önemlidir onun için kamera arkası. Dolayısıyla benim için çok büyük bir şans tabii ki oyunculuk kariyerime Mehmet gibi biriyle başlamak, evet, onunla devam etmek, onunla oynamak. Şanslıyım o anlamda. Çok güzel. Peki oğlunuzu merak ediyorum. Şu anda artık büyüdü ve... Büyüdü, liseyi bitiriyor liseyi bu sene. Liseyi mi bitiriyor? Üniversiteye, harika, hazırlanıyor. Peki mesela anladığım kadarıyla belki de bu sizin kararınız. Sonuçta hem siz hem Mehmet Bey çok böyle göz önünde, kameralar önünde olan insanlarsınız. Oğlunuz belki yaşı geriye, şimdiye kadar çok da böyle o ortada görünmüyordu. Bu sizin tercihiniz herhalde, değil mi? Yani biz özellikle canı kamera arkası, yani önünde, kameraların önünde, yani
bundan imtina etmedik. Evet. Bizim zaten çok kameralar önünde yani işimizle gündemde oluruz. Onun dışında daha çok ev hayatı içinde yani evi yaşamaktan yanayız. Yani bu şeyden de yani kendim yani değil can için kendimiz için bile aman gitmeyelim, görünmeyelim, yapmayalım gibi bir öyle bir yaşam şeklimiz yok. Yok. Bu zaten devamlı yapılası bir şey de değil. Yani yapınız, karakteriniz, tarzınız eğer şey değilse çok ortalıklarda olmak istiyorsunuz da bundan imtina ediyorsunuz gibi yani bu zaten sürdürülebilir değil. Bir şey değil. Evet, kesinlikle. Samimi de değil zaten. Evet. Dolayısıyla Can da bizim gibi oldu. Evet, İzliyorum sizi. İmtina etmiyor, kameralardan kaçmıyor. Daha artık mikrofon uzatıldığında rahatlıkla konuşuyor, evet. Fikirlerini söylüyor. O ne olmak istiyor acaba? O sinema istiyor. Sinema seçecek. Bir rol modeli var tabii önünde. Tabii ki. Etkileniyor da muhtemelen. Mehmet de çok konuşuyor ve çok anlatıyor zaten. İnşallah yolu açıyor. 3-4 yıldır hep böyle sinema olarak çok fazla film izliyor. Artık yapımcısına ve yönetmenine göre film seçiyor ve izliyor. Evet, o konuda da seçici. O farkındalığa erişti. Bir takım kendince küçük çalışmalar yapıyor kamera arkasında. Belki önünü deneyebilir zaman içinde isterse, daha şekillenirse fikirleri. Evet. Bu yolda ilerleyecek bakalım. Harika. Göreceğiz. İnşallah güzel bir yolu i̇nşallah, açık olsun. İnşallah hepsinin cümlesinin. Sağ olun. Ben sosyal medyada sizin programa katılacağınızı duyurduğum zaman bir sürü soru geldi. Ve ben iki tanesini seçtim. Bir tanesi tabii ki serginizle ilgili. Acaba hangi şehirlerde devam edecek? Var mı öyle bir fikir? Yoksa şu anda durduğu noktada? Ne güzel yani. Bir şey sosyal medyadan gelen sorulardan böyle soruların İstedim olması öyle çok bir şey. Harika olmuş. Tophane Amire'de oldu İstanbul'da. Evet. Sonra Cermodern'de oldu Ankara'da. O bitti şimdi. Şimdi belki yeniden İstanbul'da olma ihtimali var. Evet. Belli değil aslında daha. Yani bir iki nokta var ama şimdi belli olmadan söylemeyeyim evet, diyorum. Evet ama yani öyle bir düşünce var. Ama öyle bir düşüncem var en azından. Evet. Evet. Yani biraz daha insanlarla buluşsun istiyorum bu sergi. Peki çalışmalarınıza biraz da beraber göz atmak istiyorum. Ne dersiniz? Güzel olur. Şimdi programımızın özel bir bölümüne geçmek istiyorum. Benim için her zaman heyecan verici. Ben konuğumla belli bir müddet sohbet ettikten sonra piyanoya geçiyorum. Hiçbir hazırlık yapmadan o anda gözlerimi kapatıyorum ve kendisiyle ilgili hangi duygu ve düşünceler akıyorsa onları o anda piyanoya, müziğe tercüme ediyorum. Çok güzel. Ve bakalım ne çıkacak. Güzel. Hiçbir zaman bilinmez. Merakla bekliyorum. Tamam o zaman. Thank you.
Demedim ben. Gerçekten. Gerçekten gözlerimi ayıramadım ellerinizden. Teşekkür ederim. Harikaydı yani. Diyecek bir şey bulamadım. Ediyorum. Yani çok güzeldi. Çok 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 etkileyiciydi. Sağ olun. Bu değişik bir şey. Böyle bir dediğim gibi hislerin müziğe o anda tercüme olması. Aslında gerçekten diyorlar ya, söz bittiği yerde müzik başlar. Evet. Böyle bir şey bu. Ve başladığı zaman rasyonel hiçbir şey de yok orada. Tamamıyla. İlginç. Şimdi ben dinlerken şunu anlıyorum. Hani siz sakin gibi görünüyorsunuz. Ama orada neler var? Volkanlar patlıyor. Fark ettim. Evet. Aslında beni çok güzel anlatıyor. Gerçekten. O anlamda. Evet. Ay çok sevindim. İnişler, çıkışlar. Hayat var yani orada. Hayat değil mi? Tabii. Ben şimdi anlıyorum niye ateşe yöneldiğinizi. İçinizde evet evet gerçekten. Orada öyle bir şey var yani. Orada böyle bir kaynak var. Ki kaynağı. Mutlaka, mutlaka. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Harikaydı. Ben çok teşekkür ederim. Hem programa geldiğiniz için hem bana böyle bir ilham verdiğiniz için çok teşekkür Ellerinize ederim. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Sizin ben de. Ben çok teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Müzikle kalın. Thank you.